ATV ekranlarından herkesi kalpten sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ekranları başında bizlerle buluşan kıymetli seyircilerim, stüdyoda bulunan, uzaklardan gelen, bizim için vakit harcayan, bu anı, bu heyecanı yaşamak için yola çıkan herkese de çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Sevgili seyirciler, ee, dün programı biliyorsunuz ki çok güzel kapattık. Ee, şu açıdan güzel kapattık. Yani öyle bir sahne vardı ki benim dün gece aklım o sahnede takılı kaldı. Bir tarafta Hasan biliyorsunuz ki hastalığı bir süreci var tekerlekli sandalyede. Diğer tarafta e, ailesi yıkılma noktasındaydı ama dün onlar karı koca bu stüdyodan beraber ayrıldılar. Aslında. ...daha büyük sorunlara doğru kaçan bir kadın hikayesi vardı karşımızda. Biz onun önüne geçip e, sahip olduklarının kıymetini, değerini anlatmaya çalıştık. Diğer tarafta e, Hasan dört çocuğuyla beraber kendini yapayalnız hissediyordu. Ona dedik ki yalnız değilsin. Diğer tarafta Gülizar kötülüğün kollarına doğru hiç e, düşünmeden e, koşuyordu... Ona dedik ki dur bak nefes aldıkça umut hep var. Biz senin yanındayız. Seni buradan çevirebiliriz dedik. Ve e, sonunda e, her iki taraf için de en hayırlı karar oldu. İnşallah bundan sonra çok daha mutlu olurlar. Ama ben bunu inanın tek başıma yapmıyorum. Ben bunu sizlerle beraber yapıyorum. O yüzden sevgili seyircilerim sizler de iyi ki varsınız. Bu gücü ve bu enerjiyi iyi ki veriyorsunuz. Sağ olun var olun. Sevmenin. Sevmenin. Sevilmenin değerini bilin. Gerçekten sahip olduklarınız şeyler o kadar kıymetli ki insan içindeyken bazen bunun kıymetini bilemiyor. İlk konuğum Hay Ayhan Karabacak. O da büyük bir aşkla, e beklentiyle, belli duygularla yola çıkıyor. E hayat arkadaşını buldu sanıyor ama yaşanan gerçekler maalesef o duygulardaki gibi değil. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sağ olun. Nereden katılıyorsunuz programa? Kayseri'den programı? ablacığım Kayseri. Kayseri'den evet. geliyorsunuz. Ayhan Karabacak. Evet ablacığım. Nedir derdiniz? Ablacığım geçen 2000 yılının 5. E, aylarında Nurten Koçak isimli hanımla tanıştım. 2021. Evet. Nurten Koçak'la tanıştınız. Evet. Nereden tanıştınız? O beni daha önceden tanıyormuş. Bir sosyal medya üzerinden bana ulaştı. Hani hayatımı mahvetti benim. Hayatımı mahvetti benim. Kaçarak bana geldi. Kabul etmedim. Gönderdim. Babası geldi. Babasıyla. Babası yalvardı. Ben bir baba bir evladı için yalvarır mı diye. Bunu kabul ettim. Daha sonra öğrendim ki evli Üç tane çocuğu var. Bir çocuğum var diyordu. Ben ayrıldım diyordu. Yalan yalan üstüne, yalanlar yalanlar üstüne gidiyor. Bu sosyal medyada tanıdığınız Nurten. Evet. Bekar. Evet, bir bekarın bir kızım olan, var dedi. Bir kızım var dedi e, bana. bir çocuğu olan, e, aşkı ve sevgi arayan bir kadın. Evet, aynen. Ha, Ama bu kişiyle tanışıp, e, uzun bir arkadaşlık yapmadan o sizin yanınıza geldi. 5. ayda tanıştık. 8. Sonra... ayın on yedisine kadar e, hani görüştük, konuştuk. 8. ayın 17'si işte benim bütün binam şahit. Kendi yani kendi Hep yazışıyorsunuz işte, ama. E, yok yüz yüze de görüşüyoruz. Çarşıda görüşüyoruz, kafe falan içiyoruz. Ondan sonra e, bu o, benim eve geldi. Ben komşuları çağırdım. Bakın benim başımda böyle böyle bir iş var. Bak siz de şahit olun buna. Geldi bu. Neyse eve eee Evinize aldım. gelince niye komşulara gösteriyorsunuz? Yok şimdi kendi geliyor. Yani Hı. bir sıkıntı olur mu? Ne bileyim ben karşımdaki insanı tam olarak bilmiyorum. Bekar bir kadın, evet, beka diyor ki ben bundan sonra seninle yaşayabilirim evet, diyor. Evet, e, işte dördüncü günüydü, günlerden pazardı böyle. Bu ev temizliği falan yapıyor, kimliğini gördüm. Yaşı 29, 3 tane çocuk, başka bir nikahlı eşi. E, e, ne yapacağımı şaşırdım. Siz Benim kaç, öncelikle siz Nurten Karabacağ'ı bekar biliyorsunuz, bedeni halini. Evet, ayrılmış bir, çocuk. bir çocuğu olduğunu evet. biliyorsunuz, yaşını kaç olarak biliyorsunuz? Yaşını 36 biliyorum ben. Yaşının 36 biliyorum. 36. Ben, evet. Kendiyle ilgili isminin haricinde söylediği her şey yalan. Evet, aynen öyle. Ondan sonra e, e, alt komşum var. Dedim ki şu e, arabanı bir hazırla hayırdır. Nurten'i götürüp babasının evine bırakacağım dedi. Sen kimliği görünce evli olduğunu görüyorsun. E, evli olduğunu gördüm. Ondan sonra bu neyin nesi dedim. Ben evliyim dedi. E, benden vazgeçersin diye dedi. Ben dedi bunu böyle söylemek zorunda kaldım dedi. Ee, komşumuzun arabasıyla bunu götürdüm gece 12.30'da iki buçukta bir e, şeye sebebiyet vermeyeyim diye bir olaya sebebiyet vermeyeyim diye babasının evine koyduk babasının evinin lambası çıktı evinde misin dedim evindeyim dedi çıktım geldim ben <laughs> Çıktım ben böyle bir yani ne bir baba gördüm babası kendinden sahtekar kendi de babasından sahtekar iki gün sonra aşağıda ben kahvaltı yapıyorum ee, ablamgil var Ablam de kahvaltı yapıyorum kapının zili çaldı ablamın kızı dedi ki e, dayı bir gelsene dedi geldim Nurten'den bir tane adam. Bu kim? Babam. Hayırdır? Dedim haber vereyim de bari telefon numaramı biliyorsun. Eşoman falan eşoman var üzerinde. Üzerime bir şey giyeyim. Yukarıya çıktık eve çıktık. Buyur derdiniz ne? Ne yaparsan yap benim kızım senin yanında gülüyor. Senin yanında mutlu. Adam yeminle söylüyorum. Nurten'in kocası nerede? Ya kocasını işte daha bilmiyorum ben. Hı <laughs> Ayaklarıma kapandı adam. Etme kızım seninle bir tek çocuğum. Tek çocuğu adamın. Hı <laughs> yani, ama adam kızını şu an altıncı kişiye kaçtı, altıncı kişiye kaçtı, evet şu an altıncı kişiydi. Ben daha sonradan benim beşinci olduğumu öğrendim. Hayatımda bir sürü yaşantısının olduğunu öğrendim. Hı hı. Ondan sonra e, adam e, elimi ayağımı öpüyor böyle yalvarıyor. Ondan sonra tamam dedim artık yani yapacak bir şey kalmadı iki zaman... Babası diyor siz birlikte yaşayabilirsiniz herhangi bir evet, rızam evet. var. Sen bakma bunu sana böyle yalanlar söyledin sen bu yalanları unut diyor. Evet. Siz beraber yaşayın ve mutlu olun diyor Ab, size. E, abla e, hani öyle bir şeyler adam hüngür hüngür ağlıyor ya. Hüngür hüngür Suat Yaman işte duyuyorsun beni. Çık yalanla her Kesin şey bende Kimlen, kimle söz hakkı, hakkı doğru. benim açalım. benim söylediğim her şey ispatlı. Her evet. şey bende sesiyle de e, mesajlar de, her şeyle ispatlı. Hı, hı. Birinci e, abla ondan sonra e, hani Siz tekrar ne? beraber mi yaşamaya başladınız? Abla dur şurayı bir anlatayım Tabii, ondan anlat. sonra. Şimdi bir gün gene böyle 10. ayın içerisinde Nurten'le yemek yiyoruz biz, bir telefon geldi. Çocuklar o kadar kullanıyorlar ki. Ne işte yağmur yoğun bakımdaymış. Büyük kızının ismi, onun beyninden bilmiyorum ne derece doğru, yalan mı doğru mu onu da bilmiyorum. Su toplama varmış, su alıyorlarmış. Nurten e, evden e, ben ben götüreyim dedim, yok dedi babası gibi falan da gelir dedi. Artık yani eşiyle e, nikahlı olduğunu öğrendim. Hı. Artık bunu kabullendim. Kendi de hamile, mecbur kabullenmek zorunda kaldı. Sizden hamile miydi evet, o dönem? Evet, hamileydi. Mecburen kabullenmek zorunda kaldım. <laughs> hani kabullendim. Dedi ki ne böyle böyle çocuk yok. De, arıyorum şimdi çocuk nasıl? Babası ağlıyor, kızı ağlıyor. Meğerse Murat, eşi Murat bunlara tazminat davası açmış. <laughs> Murat'a demiş ki ne tamam barışak Adamla barışıyorlar. Bak benim yanımda. Evet. Adamla barışıyorlar. Adama eşya aldırıyorlar. Onlar da bağlansın söylesin. Eşya aldırıyor, altı gün orada duruyor. Ben 6 gün hastanede, yağmurun başında biliyorum bunları. Adama şeyini aldırıyor. Şimdi Ayhan Bey, buraya kadar bir seyircime şunu anlatmak istiyorum. Şimdi siz Nurten Kocak'la sosyal medyada tanış evet, tanışıyorsunuz. Evet, evet. Evet. İsminin haricinde kendiyle ilgili tüm bilgileri, gerçekleri saklıyor. Evet, aynen. Evli olduğunu, üç çocuğu olduğunu, yaşını. Evet. evet. <laughs> Hep farklı açıklamalar yapıyor. Sizin yanınıza kaçıp geliyor. Evet. Sizinle beraber yaşıyor. Evet. Siz sonra onun kimliğinde evli olduğunu gördükten sonra evet. size gerçekleri söylüyor. Evet. Siz bunu alıp babasının evine bırakıyorsunuz. Evet. Benim seninle eşim olmaz. Evet. Sonra iddianız şu: Babası gelip sizin ayaklarınıza kapanıyor. Evet, al benim kızımı al diyor. Evet. Siz de alıyorsunuz. O dönemde Nurten sizden hamile. Evet. Bu arada kocası da aslında Nurten'i arıyor. Evet. E, bu kocası Nurten Hanım resmi nikahlı eşine üç çocuğunu bırakıyor evet. ve sizinle yaşıyor. Evet. Sizinle yaşıyorken kocası başka birine kaçtığını anlayınca evet. dava açıyor. Tazminat davası Ta saçıyor. işte, Yani hem bir boşanma davası hem bir e, dava açıyor. Tazminat talebinde bulunuyor. Evet. Nurten de bundan korkunca koşa koşa, koşa kocasıyla barışmaya dönüyor. Aynen. Aynı. aynı. Ee? Adamla, e? Adam barışıyor. E, evi daya diyor döşe diyor. Başka bir sebepten Kayseri'den ev tutturuyor adam, adamcağıza. Ondan sonra e, davayı aldığı gün Çocuk iyi oldu diye bu eve geldi. Hı hı. Tamam dedi çocuklu da hastaneden çıkarttık dedi. Ya Rabbim dedi verdiğine şükürler olsun. Böyle ağlıyor bilmem ne yapıyor. Boşanmayı geri çekiyorlar. Bir boşanma, boşanma değil. Olmuyor. Tazminat davası Boşanım. dedi bana bilmiyorum. Neyse. Yani orada boşanma demeyelim. Ondan sonra... E, bir... Daha kötüsü yani sadece evet. tazminat olur mu ya evet. normal şartlarda? Nurten'in koşa koşa ondan boşanıyor olması lazımdı. Evet. Ondan sonra, ondan sonra e, 12. ayın sonu gibi ...bunda bir feldir feldir bir hareketler var. Bir dakika araya gireceğim. Şimdi biraz önceki bir fotoğraf vardı. Orada karnını tutuyor. Ee, sanırım e, ve e, WhatsApp üzerinden bir görüşme yapıyorsunuz evet. siz. Ee, oradaki oturan sizsiniz değil mi? Evet, evet. Sizsiniz. Burada da hamile mi? Evet. Kaç aylık hamile burada? Burada dört aylık hamile. Dört aylık hamile. Siz neredesiniz, o nerede? Ben kendi evimdeyim. O nerede? İsmi, kocasının evindeymiş. Resmi nikahlı eşinin evindeymiş. Peki... ...şimdi... Kocasının evindeyse kocası bunu gördüğünde bununla barışıyor, altı günde mobilyalar değişiyor ya evet. istediği abla, de kocası davadan vazgeçsin. Evet. E, onu hamile gördüğünde. Artık abla işin. Hayır görüyor hamile görüyor. Hamile olduğunu görüyor abla. Asıl bir e, birinci ayın üçünde gönderdikten sonra tekrar bir arada yaşamaya başladı bunlar. O dönem kocası hamile olduğunu biliyor muydu? Bak kendinin söylediğine Peki, göre. Beyefendi burada e, Nurten Hanım'ın hamile olduğu belli mi? Belli. belli. Kocasına tekrar geri dönüyor mu? Evet. Dönüyor. Kocası onun hamile olduğunu bile bile. Evet. Demek ki çocuk ondan sanıyor. Şu i̇şte onu bilmiyorum. Onu Orayı bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ee, hamile olduğunu biliyor ama evlilik birliğini birliğine devam ediyorlar. Evlilik birliğine devam ediyor. Bunun ediyorum. yanından sonra tekrar senin yanına mı geliyor? Tekrar benim yanıma geldi. Aa evet. Tekrar benim yanıma geldi. Ve e, birinci ayın e, şey yıl başına bir gün mü var iki gün mü var? Bunu da böyle telefonu alıyor böyle sağa sola gidiyor bir şeyler böyle. Meğerse bu şey şeyi e, engellediğin zaman normalden mesajlar gelebiliyormuş. Hı hı. Ben onu da onda öğrendim. Şimdi bu arada sizin asıl önemli iddianız bu gebelik sonunda bir çocuk dünyaya geliyor. Evet. Siz bu çocuğu gördünüz mü? Çocuğu üç kez gördüm. Çocuğun e, Gülben diye birinde olduğunu söylüyor. Gülben diye birinde olduğunu söylüyor. Ve e, ayın 14'üne, gitmeden e, ayın 14'üne kadar... ...çocuğu e, 12. ayın 15'ine kadar benden müsaade istedi. Hı hı. ve hı, bugün işte, 15'i? E, e, zaten ayın 17'si de kayboldu gitti. Peki, şunu merak ediyorum, siz çocuğu gördünüz, çocuk evet. şu anda nerede? Çocuk, işte Nurten Hanım biliyor neredeyse. Doğumu nerede yaptı? Doğumu annesinin orada yapmış, evde yapmış. Doğum yırtığı ol, olmuş bunda. Onun ameliyatını ben yaptırdım. 12.000 bin TL de öyle verdim çocuk için. Şimdi çocuğun nerede olduğunu bilmiyoruz ne demek? Çocuğu işte Nurten Hanım kaybetti. Ben zaten çocuğum Yani yasal için... olmayan yollardan bu çocuğu birine verdiğini iddia ediyorsunuz. Evet aynen musun? öyle. Sizin bu programa katılmadaki ana amacınız da çocuğunuzu evet, bulmak. Evet Nurten benim umurumda değil. Allah'ından bulsun. Nurten Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim şükür siz sormazsınız. Efendim. Ayhan Bey'le bir ilişki yaşıyorsunuz. Ben anlatayım konuyu. Tabii bu ilişkinin sonunda ya bu ilişki neticesinde gebe kalıyorsunuz. Hayır kalmıyorum gebe falan değilim. İşte. Bir çocuk dünyaya getirdiniz mi? Hayır getirmedim araştırabilirsiniz. Tamam, Araştırabilirim. Araştı araştıracağız. Peki ee, tekrar soruyorum buradaki <laughs> görsellerde. Evet. Siz hamile misiniz? Hayır değilim. Benim... Sen... Sen çocuğu çıkar Çocuğu, çocuğu. Doğumu nerede? Oğlum Doğumu anne. Severdi. Çok atlasın. Yerini de biliyorum. Yurdunu da biliyorum. Bir dakika, Al dakika Ayhan Bey. Avukatınla da görüştüm. Ayhan Bey şunu bir netleştirebilir Sen miyim? Sen umurumda değilsin. Umurumda. Ayhan Bey şunu netleştirelim. Nurten Hanım sizinle ilişkisinden hamile kalıp bir çocuk doğurdu mu? Doğurdu ablacığım. Siz bu çocuğu Bütün gördünüz mü? Bütün arkadaşlarım, mi? bak boy boy resimlerini paylaştı... TikTok'ta resimlerini paylaştı. Bütün arkadaşlarım şahit. Çocuğa büyük bir e, e, yedi aylıktı o zaman. Büyük bir beşik aldı. Şu an TikTok'ta bile en son beni yanıltmak için bir resim Nurten daha paylaştı. Nurten Hanım siz yakın zamanda Mesajlarım bir burada senin... bir bebek dünyaya getirdiniz mi? Getirmedim. Hamile kaldınız mı? Hayır kalmadım. Ortada bir çocuk var mı? Hayır yok. Şimdi iki kişi ee, var. Üç tane çocuğum var. Biri Ondan doğuran doğran, üç tane doğduğunu inkar ediyor. Çocuğunu, Ayhan e, Bey çocuk yokmuş. Çocuk. Hayır hayır hayır. Benim arkadaşlarım bağlansın ve e, bana attığı mesajları gösterebilir miyim? Bana attığı mesajları gösterebilir miyim çocukla ilgili? Çocukla ilgili. Görebilir miyim evet. Nurten Hanım? Görebilirsiniz, sıkıntı yok. Tabii, sizin de izninizle Ama... görmek istiyorum. Şimdi e, tekrar soruyorum. Herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın, kafamda netleşsin diye. Ayhan Bey diyor ki, Nurten ilişkimizden hamile kaldı. Şey yok. Hatta evet, şöyle çocuk bir çocuk şeyine... dünyaya getirdi. Doğumu da e, annenizin evinde yapmışsınız. Hayır yok öyle bir şey yok. E, aynen, aynen, çocuğun aynen. ayağında bir sakatlık varmış. Evet, Aynı bu, sakatlık diyor ki sol ayağında benim de vardı. E, kayıt dışı bu çocuk dünyaya geldi. Aynen. Kimlik aynen. çıkmasın diye. E anneniz Havva e, hanımın evinde olmuştu. Peki, Bakın bir şey tekrar soruyorum Bidaka, bu gizlenebilecek Peki, bir şey, bir şey değil. Bir, bir şey Sizin soruyorum. bu çocuğu esmer hanım, esmer yasal bir şey olmayan yollardan birine evlatlık verdiğinizi iddia ediyor. Lütfen Aa, bu iddiayı cevaplayın. 12. Şöyle bir şey Peki bir şey esra. soracağım. Cevaplasın Peki, Ayhan. Peki bir şey soracağım. Bir şey soracağım buna cevap et. Ben de doğum yırtılması oldu diye mesajlarım burada. Sürekli kanamam var diye ameliyatı ne için oldun? Madem o çocuk bana gösterdiğin çocuk kimindi? Ben şöyle bir şey diyeyim. Kayseri Erkilet Hastanesi'nde ben rahim sarkmasından ameliyat oldum. Çocuk şu an 9 aylık. 2. ayın 26'sında dünyaya geldi çocuk. 2. Ay, ayın 26'sında kendi söyledi. 2. ayın 26'sında 9 evet. aylık bir bebeği olduğunu şu an, iddia şu ediyor an, bak, Ayhan bak, Bey. Şu an, şimdi Ayhan Bey buyurun. siz bunu söyleyebilirsiniz ama taşıyan, doğuran, gebe kalıp bunu hani devlet hastanesinde, evde de doğuran bir kadın var. Evet. Nurten Hanım bu iddiayı kesin bir dille e, reddediyorsunuz. Ben bunun açıklamasını istiyorum sizden. Buyurun. Ben kesinim. Ben öyle bir şey yapmadım. O doğumu da yapmadım. Hı hı. Gerçekten öyle bir şey yok ortada. Bir çocuk yok. Yok yok hayır. Siz bir çocuk doğurmadınız. Nevdeymiş şu an sorar mısınız? Annenizin mi? evinde bir çocuk doğurdunuz mu? Hayır. Hamile kalıp kürtaj oldunuz mu? Hayır olmadım. Ee, bir gebelik oldu mu ama kendiliğinden düştü mü? Hayır. Ayhan Beyle ne kadar beraber yaşadınız? 5-6 ay. Hangi tarihlerde beraber yaşadınız? 9. Ee, ayda, geçen sene 9. aydan 1. aya kadar. Ocağa kadar. 5. Evet. ayda 5. ayda tanıştık. 5. aya kadar görüştük. 8. ayın 17'sinde geldin. 1. ayın 3'ünde gönderdim. Allah bak Nurten ben sana şunu söyleyeyim. Doğuna ben o çocuğu kala. şu Türkiye'yi yalın gezer o çocuğu gene bulurum. Ha o e, Gülben denen kimse hakkında konuştun. Gülben'le konuştun mesajlar. Bana 12. ayın 25'ine kadara müsaade et dediğin çocuğun annenin adı bak burada ikinci e, Nurten dediğim hani çocuk sana benziyor, sana benziyor bana benziyor diye tartıştığımızda Bir, Ayhan Bey telefonunuzu ha. alayım Nurten Hanım tekrar Ana, izniniz yok, olursa de özel görüntüler var ben onların hiçbirini silmiyorum hayır, hayır, yazışmalarınıza ha. bakacağım demiştim Nurten Hanım onayınız var değil mi? Onayım var onda sıkıntı yok. Ha şöyle demiş edeyim, atlı çocuk benim arkadaşımın çocuğu. He, arkadaşının çocuğu. Bir saniye, evet, evet, şimdi bak, Bu bebeğiniz mi sizin? Evet, evet. Bir dakika, Nurten Hanım, bu bebeği arkadaşınmış? Hangi arkadaşınmış? Kimin bebeği bu? Hangi arkadaşınmış? Ee, sosyal medyada, TikTok üzerindeki arkadaşın zevkanı? çocuğu. Ha, ha, ha. Ha, evet, verebilirsiniz, sıkıntı yok. Oy. Şimdi bu arkadaşınızın çocuğu. Evet. Adı ne bu çocuğun? Adı Asya. Asya. Sizin çocuğunuz evet. değil. Yok yok. Mahalleden arkadaşınız mı? Arkadaşın Anne ilk önce şöyle söyledi hatta. TikTok arkadaşlarımız. Annem doğum yaptı. Ayhan Beyciğim şunu bir netleştirin. Evet. Bu çocuk sizin çocuğunuz mu? Benim çocuğum ablacığım. Nurten Hanım bu çocuk sizin Üç çocuğunuz mu? Üç kez de canlı canlı var. gördüm Hayır, değil. ben bu çocuğu. Hayır hiç de işte canlı canlı görmedi. Benim kucağımla bile görmedi hiçbir zaman. Peki arkadaşınızın e, çocuğunun sol ayağında bir engeli var mı? Hayır Doğuştan. yok. Ben bu çocuğu istediğim dakikada görebilir miyim? Ben e, bilmiyorum arkadaş. Hani TikTok üzerinden tanıştım. Ya ben yalan söyle. Arkadaşınızın. Ben size ismini son olarak seni. bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bir sene geçti Gülben, yani arkadaşım. Gülben Hanım olabilir mi? Ben şimdi bu mesajlarını çıkartacağım. O mesajların hepsini çıkartacağım. Hepsini burada. Şimdi bu çocuk arkadaşınızın... Sen baba, baba, oğul alışmışsınız. Efendim? Şimdi bu arkadaşınızın çocuğunun resmini... Ayhan, bu bizim çocuğumuz diye Ayhan'a gönderdiniz mi? Hayır, hayır Göndermediniz. şey Ayhan Bey de niye TikTok arkadaşınızın Bak, ablacığım... bebeğinin, TikTok'taki tanıştığınız kişinin bebeğinin fotoğrafı var... Ben sosyal medyada paylaşmıştım. Oy kuzum falan diyerekten. Oy sosyal kuzum medyada diye. Evet, Ben paylaştım. Sen çocuğu de almış. Bir, bir dakika çocuğu piş piş diye sevmedin, yorulmadın. Sana benzemiyor bu çocuk değil mi? Ne alaka? Bana benzemeyle ne alaka? Bak, bir Benim çocuğum olması gerekiyor. Abla ben bana iki saat müsaade edin. Sadece o mesajı otur, ben otur. bir bulayım. Otur, otur. Rahat ol. O mesajı ben bir bulayım size. Siz onu bulurken Nurten Dur. Hanımcığım. Şimdi bu... Ayhan Bey'in fotoğraf fotoğraf galerisinde yer almasının sebebi siz mi gönderdiniz o mu TikTok'tan çekti? Siz almış olum ben göndermedim. Göndermediniz. Peki e, o kişiyle bu bebeğin annesiyle sosyal evet. medyada tanıştınız değil mi? Ben sosyal medyadan takip Bak, ediyordum. Tanışmıştık, arkadaş olmuştuk. Arkadaş oldunuz. Evet. E, onun bebeğinin fotoğrafını paylaştığınızı söylüyorsunuz. Evet. Arkadaşınızın adı nedir? Ya şu an hatırlamıyorum. Farklı bir isim kullanıyordu. Mesela? Ya kendi ismini kullanmıyordu. Mesela Üç Melek Annesi diyordu. Böyle isimler kullanıyordu. Farklı Arkadaşlığınız farklı. neden bitti? Arkadaş ben sosyal medya sonra görüşmedik. Görüşmediniz. Bebek Ama burada bebek kaç bak. aylık? Hamil bir dakika. söylediği mesajlar. Bebek bak, orada 3-4 aylık falandı. 3-4 aylık e, bebek burada. Hı hı. E, peki. Ama şimdi mesela hani sosyal medyada birini Tanıyor da olsanız onun çocukların fotoğraflarınızı kendi medyanızda paylaşamazsınız. O tamamen anne ve babanın inisiyatifindedir. Ayhan Bey sizin gerçeği saptırdığınızı, yalan söylediğinizi iddia ediyor ve bu bizim bir çocuğumuz oldu. Bu çocuğu da Nurten Koçak gidip yasadışı yollardan çocuğun, çocuğun evlatlık verdi. çocuk benim olduğunu. Sen gösterene kadar. Ben sana çocuk benim olduğunu sen çocuğu gördükten sonra bir saniye abla. Benim olduğunu gördüm. Ben sana çocuğun ihtiyaçlarını karşılaman için ...hepsi makbuzlu da gönderdim. Aldınız mı bu paraları? Hepsi, hepsi. hesaplanmasıyor. Yani çocuğun masraflarını karşılamak için falan a, diye bak, bir para gönderilmedi. Bak şurada, dur abla, bir dakika, şimdi, bir, dakika bak, bir dakika. Dur, dur. sadece. Hı. Evet. Bak bak. Sadece ben, bak benim benim abla, ihtiyaçlarım ben için gönderdim. Ben şimdi bir saniye. Karşılan. Nurten Hanım, Sizin Heserim. Ee, yazışmanızı, konuşmanızı, bu gebelikle ilgili konuşmanızı şimdi Ayhan Bey okuyor. Buyurun. Bak ee, kız annemi yordu. Ben uğraşıyorum. Sıpa iş durmuyor. Ben çıkıyorum görüşürüz. Ömür, bak şurada ne diyor. Eve geçeceğim birazdan. Tövbe bu kız beni, ee, bu kızdan ben bıktım. Deli bu kız. Ömrümü yedi. Kime çekmiş acaba? Bakın burada gözünüzün önünde. E, gülücük atıyorlar. he, 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 he canım ne demen. Ben ben bakarım. Yordu beni. Aynen kime çekmiş? Bu, şurada Hanım. bir şey diyorum. Efendim? anasına. Şimdi böbreğim düştü. Abla daha böyle bir şey özel mesele Şöyle söyleyeyim. Gösteremiyorum. tüm yazışmalarınızda Ayhan'la evet. ilişkinizden dünyaya gelen işte bir çocuğun varlığına dair yazışıyorsunuz. Peki bu yazışmalar ne demek? Yazışmaları ben attım. Doğru. değil mi? Yani insanların duygusuyla insanlar, ikini, insanların babanla ikiniz kendini İnsanların duygusuyla falan kapağını bulmuş. Bir dinlesene ha. sen beni. Ha. Seni neye dinleyeceğim? Ben çocuğu dinle. Çocuğu. sen de sus dinle. Ha, ben şuradaki Utanmaz. Şimdi bu yazışmaların içeriğini bir öğrenmek istiyorum sizden. Bir de tam şuraya döneceksiniz. Evet. Nurten Hanım, şimdi bir yazışmanız var. Biraz önce sizin de izninizle bu yazışmayı okuduk. Siz diyorsunuz ki ah bebek beni bugün çok yordu, yordu. İşte çok canımı okudu. Aman bakalım kime çekmiş diyorsunuz. Niye siz bebeğin olmadığını iddia ediyorsunuz? Niye bir bebek varmış gibi Ayhan'la yazıştınız? Size anlatayım. Tabii. Ee, şöyle bir şey. Ben e, kendisinden şey ettikten sonra 3-4 ay ben kendisini aramadım. Hı hı. Sonra bana Instagram üzerinden ulaştı. Hı hı. Instagram üzerinden ulaşınca benim ses kayıtlarımı, benim hı. görüntülerimi, seslerimi, ekran fotoğraflarımı alıyor. Evet. Beni hı. tehdit ediyor. Hı hı. Evet. Evet. Bak. Ben dedim ki adresim Allah, şurası. Senin... Yalandan. Allah. Yalandan söyledim ki adresim şurası. Evet. Annem bunu yaptı. Annem şöyle yaptı. Bir tane çocuğumuz çocuk oldu. Annemin hmm. çocuğu oldu diyerek söyledim ben. Çocuğumuz bir çocuğu ya. oldu. Bak. Şu Annemin bak Annemin düzgün çocuğu söyle olmadı. işte. Bak ağzında Ayhan, çocuğumuz ayhan, oldu dedim, Ayhan, dedin Allah'tan. Ayhan Bey. Ya. Bir dakika. Bak, Sadece sakin sakin anlamıyor. Tüleriniz Tamam. Tüyleriniz evet. diken diken olsun beyefendi. Oturun orada. Evet. Siz Yanıtmak bir çocuğumuz oldu dediniz. Çocuğumuz bizim değil. Hı. Annemin çocuğu oldu dedim. Onu yanıltmak için. Senin annenin çocuğu oldu. Aynen yanıltmak için ama gerçekten değil. Ha? Anneniz kaç yaşında? Yani. Annem 52 yaşında. Hı. <laughs> yani siz bu durumda kardeşiniz oldu. Evet öyle dedim. Yanıltmak evet. için çünkü sürekli tehdit ediyordu. Tehditlerle bir şey yapıyordu bana. Ama kime çekti diyorsun? Annenin çocuğunu Ayhan'a çekmesi mümkün mü be? Ya ben ona çekti demiyorum. Orada bana yazıyor ki ne yapıyorsun ne diyorsun. Ben de diyorum ki kardeşimle uğraşıyorum. lafın Ama gelişi. kardeşim diye bir ifade yok. Çocukla işçilikle işte, şey uğraşıyorum. bıktım artık yoruldu beni. Hesabı yapıyorum orada. Şimdi peki Hanım, peki şimdi gerçekten diyorsun ki ayın 14'ünde geldin. Ayın 14'ünde geldin. Kaybolmadan iki gün önce. Bana dedin ki ben buraya bir demlik geldim. Hı -hı. Yalvardın. Ben, ben dedim ki çocuk olmadığı müddetçe ben seni istemiyorum. Ayın Ay, 16'sında. Şey olmadı, ayın 16'sında. 16... Ses kayıtlarım var burada dur. Ayın 16'sında benden beni tehdit ediyorlar. Beni şöyle böyle değilim diye benden ateşli bir şey istedin. İsmini kullanabiliyor muyum? Ateşli mi? E, ateşli bir şey. <laughs> ne yapacaksın İşte ses kayıtlarıyla. <laughs> ateşli bir şey istediğinde artık, artık bilinçaltın başka yer. edemeyeceğim hiçbir şeyi söylemiyorum. Sen kepazeliğe alışmışsın. Sen üç ayda bir, altı ayda bir ona Şimdi buna başka kaçmaya vurma alışmışsın. Şimdi başka birinin bulma iddiasına gelme. Ama bundan sonra hukukla hem babanla hem senle sonuna kadar gideceğim. Benim bir tek canım var. Bu canı ben o çocuğu bulmak için harcayacağım. Ha, bunu hiçbir zaman... Sonuca gitmek istiyorum ve... E Acayip çok durumdayım. Şimdi bir tarafta bir adam geliyor buraya. Diyor ki ben bir ilişki yaşadım. İlişkim ortada. E, bu ilişkiden bir çocuğum oldu. Çocuğun sol ayağı sakat. Annesi Nurten Koçak. Annesinin işte e, annesinin evinde doğum yaptı. Ama birlikte olduğum kadın bu çocuğu yasa dışı yollardan evlatlık verdi diyor. Bak Allah, kananım, diyor. Anneyi yayına bağlıyorum. Diyor ki ben bir gebe kalmadım diyor. Benim gebelik gibi bir durumum söz konusu değil. Bir çocuğun varlığı varmış gibi yazıştım ama çocuk benim değil annemin çocuğu diyor. Nurten Hanım. Efendim. Gerçekten çocuk e, resmi nikahla eşinizin üzerine kaydı olmasın diye onun varlığını saklıyor olabilir misiniz? Hayır öyle bir şey yok. Abla, Gülben ben... kimdir? Gülben kim? Arkadaşım. E, nerede yaşıyor Gülben? Kırşehir'de yaşıyor. Kırşehir'de. Gülben evli Hı. mi? Hayır bekar. Bekar kaç yaşında? Daha 17 yaşında. 17 yaşında. Aynen. Peki. Hem de teyzemin kızı oluyor. Kim? Teyzemin kızı oluyor. Ee, Ayhan Bey'e şöyle bir cümle kurmuşsunuz. Ben çocuğu Gülben ismindeki bir kişiye veriyorum. Hayır. Hiç şöyle öyle şey Buyurun. E, şöyle anlatayım. Şimdi ben bunun hayatını bildiğim için telefonunda Hı -hı. bir sürü 29 kişiyle yazıştığını... Hı -hı. ...ne yazıştığını da ben burada ahlakım elverse göstereceğim yani. Hı -hı. Ahlakım elverse... Yani beni çocuk ilgilendiriyor. Ha, çocukla ondan, ilgili dağınız nedir? Şimdi ben e, çocuğu 8. aydan sonra 8. ayın 10'undan sonra çocuğu kaybetti bu. Siz ilk çocuğu ne zaman gördünüz? Ben eee 6. ayın içerisinde gördüm. Ay. Yalnız Nerede gördünüz? E annesi evinin oradaki üçünde de o, o parka getirdi. Tamam. Annesi Annesinin evinin burayla şu seyircilerin olduğu yer kadar bir park var. Nurten Hanım, evet. duyuyorsunuz değil mi? Evet. Yani, yok, hepsini... bir şey yok. Yalan söylüyor. Evet ben, ben, ben yalan söylüyorum. Hepsi ispatlı. Siz o konuşsun o iddiayı cevaplayın. Or, evet. ben orada e, çocuğu gördükten sonra çocuğa dedi yetişemiyoruz dedi. Hı -hı. Ben o güne kadar Ekonomik para, anlamda. He, para vermedim. Onu, çocuğu kucağında gördünüz. Evet, Baktınız kucağında öptünüz. Gördüm. Bak baktım hatta şöyle bir şey oldu. Çocuğu ben böyle e, banka oturduk pis pis yaptım böyle. Bunun işi yapınca çocuk güldü. Aynen şu kelimeyi kullandı. Bak dedi babasını bildi nasıl güldü hiç gülmüyordu bu dedi. Aynen bak. Hayal görüyor, da... hayal görüyor olamaz. Bak, Annenizin abla, oradaki parkta bu çocukla biz bir arada bak, olduk bu kayboldu, diyor. Bu yok, kayboldu, bu kayboldu. Ben yok. şöyle bir şey daha anlatayım. Bu kayboldu. Bir Hı -hı. gün sonra, bir gün sonra Hı -hı. E, ben babası günün oraya vardım. Babası günün evine hiç gitmedim. Hı -hı. Evi biliyorum. Kapıya vurdum, e, kahvede oldu, kahveye vardım. Hı -hı. Evladı gitti çünkü adam alışmış. Evet. Kahveye vardım adam okey oynuyor. Hı -hı. Ne yapıyorsun sen dedim. Ne yapıyorsun? Okey oynuyorum dedi. Kalk şuradan dedim. İşte hepsi şahit orada. Kalk dedim. Bu kim falan dediler. Ben sinirliyim. Bu kim falan dediler. Gazi Osman'dan komşumuz dedi. Kalk dedim. Parka damat geldik. demedi mi yani? He? Yok Gazi Osman'dan komşumuz. Hangi birimize damat diyecek? Kalk. Tamam. Alt Üç Üçüncü de kaybetti Hayır, çocuğu. Yalan üçüncü saygı. de kaybetti çocuğu. Çocuk ee, ortada yok. Öyle bir şey yok gerçekten kime verdi çocuğu? Bak, çocuğu bana söylediği şey şu. Sizin söylediğiniz bir bak, cümle var. Iddia, yani o iddiasını dile getiriyor. Şimdi e, benim yanıma geldi. Benim yanıma geliyor. Buna sürekli bir telefonlar geliyor. E, böyle şey yapıyor. Ondan sonra sen e, kimle konuşuyorsun falan dedim. <laughs> Hatta bu e, ben o ara affedeceğim bunu. <laughs> Yazıştığı işte, insanları yakalayana kadar inan ahlakım elverse. Şu an o yazışmaları bir göstersem, hı hı. o insanların telefon numarası hepsi var bende. Konu o değil, çocuğu. Ha. Çocuğu, e, çocuk nerede? Çocuk işte şöyle böyle, hatta babası şu kelimeyi de kullandı bana. Çocuk öldü dedi. Burada da eğer doğru olursa, e, babası mezara gitmiş, o yazışmaları bende duruyor. Mezara gitmiş, güya kardeşin mezar, mezar biz mezar kardeşimiz evet. ziyarete gideceğiz dedi. Hı hı. Ondan sonra be kendi gitmemiş, çocuk nerede dedim ben. Ondan sonra babası diyor ki öldü çocuk. Diyor. Hatta annesi şu kelimeyi kullandı, annesi. Keşke dedi. İlk defa evlerinde oturdum. Keşke dedi kendi öleydi dedi. Çocuk ölene kadar. Baba Benden çocuğu mamış... nereye gömdük diyor. Ha, gömdük demiyor. Öldü diyor. Şöyle. Öldü onu... de gömeceksin yani. Ha, şöyle. Ee, şimdi bu e, yazışması duruyor. Köyde. Hayatını mahveden kişi. Hı hı. Onların hepsini ben anlatacağım. Tamam. Ya. Baba çocuk öldü diyor. Ba he, baba çocuk öldü. Ona da nereden öyle bir şey kalkıyorum ben. Ee, bu dedi ki ne kardeşimin mezarını dedi ziyarete gitti gitti babam dedi orada dedi mezarlıkta mezarcıyla kavga yapmış dedi mezarcı işte yazımı mezarcının kafasında 29 dikiş var dedi ya hepsi ben ispat edemeyeceğim Peki sana şey ben bu çocuğu birine veriyorum dedi mi abla bak ben çocuğu birine veriyorum falan çocuğu birden bire kaybetti birden bire evet. kaybetti Bakalım, çocuk Nurten nerede Hanım? çocuk nerede bak 10. ayın, 11. ayın 14'ünde bana geldi. Getiren taksiciyi bağlayabilirsiniz. 11. ayın 14'ünde. 14. 14'ünde bana geldi. Yani 14 Kasım'da siz evet. nerede buluştunuz? Benim eve geldi taksiyle. Nurten Gel, Hanım bak en son bundan bak, bir ay önce buluşmuşsunuz. Bak bak taksiciyle konuşabilirsiniz. Hatta taksici dedi ki bana olayları öğrendi. Bebeği sürükledi. getirdi mi? Bebek yok bebek. Ya koltukta öyle bir şey yok. 12. Hı. ayın 25'ine kadar müsaade et. Aralık 25'e kadar. Ya he, e, yir, 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 müsaade et. Ben çocuğunla beraber ben seni kabul etmiyorum dedim. Peki bakın 15 Kasım'da bir araya geldiğinizde bebek yok. 25 Kasım'a kadar beni bekle Ayhan ha, demişsiniz. 17'si de, 17'si de kayboldu gitti. Hay. Şimdi hayal görüyor olamaz Nurten Hanım. Yani Allah korkusu yok bunlarda. Aynenizi... Bir vicdanı olsa vicdanı olsa hadi benim bu çocuk yok. Gerçekten Nurten Hanım'ın medeni hali nedir? Evli. Evli. Kaç evet. çocuğunuz var bu evlilikte? Üç evlikten? çocuğum var. Üç çocuğunuz var. Şu anda resmi nikahlı eşinizle ayrım yaşıyorsunuz? Ayrı yaşıyorum evet. Boşanma davasındayım. O mu açtı boşanma davasını? Evet o açtı. Başka birine kaçtığı hani için. Sebepten Başka birine dolayı dolayı kaçtığı açtı. için o açtı. Neden dolayı açtı boşanma davasını? Geçinemiyorduk. O yüzden dolayı. Siz e, resmi nikahlı eşinizle birlikte yaşar ve çocuklarınızla birlikte yaşarken Ayhan Bey'e mi kaçtınız? Evet. Onunla görüştüm. Evliyken Ayhan'a kaçtınız ve Ayhan'la yaşamaya başladınız. Evet. Ayhan'la ne zaman tanıştınız? Ne zaman tanıştık? Beşinci ay gibi geçen senenin beşinci ay gibi tanıştık. Mayıs 2022. Ay 21. 21. Ay, evet. Hı hı. E, i̇lk görüşmemiz de zaten 8. ayın 17'sinde oldu. Hı -hı. İlk yüz yüze gelmemiz. Ney ne ne? İlk yüz yüze gelmemiz 8. ayın 17'si mi? Evet. Evime geldiğin tarih 8. ayın 17'si. İlk görüşmemiz işte. Çaydaki içtiklerimiz, kahve falan içtiklerimiz boşu. Evime geldiğin gün 8. ayın 17'si. Hiç fark etmez ki çay içmekle bir ilişkiniz zaten işte, gösterdi. Hani, yok yani daha olabilir. önce görüştük biz. Peki. Şimdi bu ilişkinin Abla, ben sonucunda anlatmak istediği bir şey, ki, bir, bir daha müsaade istiyorum. Ondan sonra tamam, size. Abi. Ayhan Bey sizin burada bulunma sebebinizi biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Ee, Ayhan Bey diyor ki ben Nurten'le ilişki yaşadım, aşk yaşadım, sevgili olduk, can ciğer olduk. Birlikte yaşadık. Ee, Nurten Hamile kaldı. Hayır kalmadım. Ve bir çocuk doğurdu. Doğurmadım. Bu çocuğu da doğurup para yasal olmayan yollardan para karşılığında iddia soğuğa ya da belki de parasız bilemiyorum birine verdi. Hayır öyle bir şey yok. O, o bir değil. çocuğunuz var mı? Hayır yok. Neden böyle bir iddiada bulunuyorsunuz? Bak hayatında hayatında. Ya sürekli, bak, sürekli e, bak, sende şu dolayı. Var, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika sende şu var. Hayatın Hep boyu sen bak hayatın boyu burada. geçti. Hayatın boyu yalandan geçti. Üçkağıtçılığıyla geçti. İnsanları dolandırmakından geçti. Bunları bana konuşturma. Benim senden bir tek isteğim var. Bak şunu da söyleyeyim. Çocuk rahat bir yerdeyse sana namus şeref sözü ben çocuğa dokunmayacağım. Çocuk yok dokunmayacağım. ki rahat yerde bak, olsun. Ben, Çocuk bak, var mı? Ben, bak ben bu ben bu nefesi bak o çocuğu bulacağım. Çocuk yok. Bak o ay, ayın 14'ünde geldin. Varsa Bak bir bu. dakika ayın 14'ünde geldin. Yalvardın. 8. ayın 15'ine kadar şey ya 12. ayın 25'ine kadar bana müsaade et. Şimdi bu Gülben konusunda ben şüpheliyim. Nasıl şüpheliyim? Bu Gülben dediği kadın eğer varsa vicdanı varsa, adalet Allah korkusu varsa burada e, İstanbul'da e, bir sağlık e, bakım evinde çalışıyormuş. Oradan tanıştığı bir kişiye, e, tanıştığı bir kişiye şu anda ismini vermeyin bir özel hastaneye müracaat etmiş. Bu çocuktan dolayı da oradan o kadın da atılmış. Hani bu bana anlattı. Dün de diyor ki ne Öyle bana? Şey yok. Bak dün de diyor ki ne ben sana iki tane şey soracağım. Sor. E, e, hayatta bir kez dürüst ol. Kerezci dükkanı açtım dedim. Doğru mu? Evet seni kandırmak için doğru. Ha, değil. beni kandırmak için. Evet. Bana dün dedi ki ne? dükkanı açtım. Evet. Kuru yemiş dükkanı açtım. evet, açtım. Ben dükkanı. E, açtım mı? mı? Açmadım, açmadım normalde. Ama açtım dedi. Evet bak, açtım. Ondan, ondan sonra bir, yalan bir, söyledi. Yalan bir, söyledi. Ikinci, iki, dükkan varmış gibi. Peki maddi kaynağı yani parayı alabilmek için mi dükkan açıyorum dedin? Hayır, parayı bak, almak bak, için yok, falan değil. Dükkan soyuldu hmm. dedin. Dükkan soyuldu dedin. Dükkan soyuldu. 50 bin lira ama 28 bin TL. Mesajını koysa, ben ne kadar yalancı bir insan olduğunu ispat Şimdi etmek için. Şimdi önce şuradan bir gidelim. Evet. Siz ee, Mayıs 2021'de tanışıyorsunuz. Evet. Ocak 2022 tarihine kadar beraber mi? Hayır. İlişkiniz Eylül devam ediyor. 2023'ünde. Ben Eylül'den ocağa kadar tamam evet. onu bir anladım. Bu süre içerisinde beraber yaşadınız. Evet. İlişkiniz nasıl geçti? Ben şunu bak ben de Allah korkusuna bak. İlişkiniz bak, nasıl bana, geçti? Bana, ütüsüz, şöyle geçti. bana, ütüsüz, çorap zaten. bana bak, ütüsüz çorap giydirmedi. Bana Hı. bak ütüsüz çorap giydirmedi. Bana dedi ki ne? Hayatım boyu bak bunu geçen yine söyledi. Bu Gitmeden, ütüsüz çorap şey yani öyle iyi baktı da, ki bebek gibi baktı. Aynen şimdi bak inkar edemem. Ama 12. ayın sonuna sonuna doğru... Böyle o gelen mesajları, tehdit edenleri görünce ben buna dedim ki bunlar ney? Tehdit eden insanlar ben şu an edilmedin mi? Edilmedim. Ee, kaç numara değiştirdin sen? Ben e, iki numara değiştirdim. İki numara mı? Evet. Ben numaralar da vereceğim. Numara sen, sen. Almaya gerek yok. Ee, e, yok e, seni tehdit eden insanların ismini vereyim mi? Ayrılma sebebiniz nedir? Nurten Hanım bak, kocasına abla, döndü. Bak abla, e, ayrılma sebebimiz bunu, Bununla bir böyle felfel fel hareketler oluştu. Hı -hı. Böyle yani ortada, ortadaki... Her şeyde hareketler hiç oluşmadı Esra Hanım, ben anlatsayım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ben saniye, bir saniye. her dur. Şeyde sen değil. Ya bir dakika dur, bir dakika dur. Ondan sonra bak isimlerini de veririm. Telefonları da var bende, hepsini aldım. Bak hepsini aldım, telefonları da var bende. E, ismini söyleyeyim, kendi bağlanırsa bağlansın. deli biri. Hı -hı. Buna öyle hakaretler etmiş ki bunlar kim? işte bir sürü. Öyle bir hakaretler ediyorlar ki buna. Bunlar Ne Nur? Bana dedik ki. Sosyal medyada ya. tanışıp görüştüğü insanlarla iletişim... E, ...iletişimini fazla arttırdığı ve kendi özel hayatına her şeyler paylaştığı için... ...karşı taraf evet. bunları kullanıyor. Evet. Beni şu anda üçüncü şahıslar ilgilendirmiyor aynen. beyefendi. Beni evet. ilgilendiren, sizin iddianız olan... Aynen değil, aynen değil. Nurten Rahatlama. bir, bir çocuk doğurdu. Bu çocuğu da birine verdi. Evet. Bu kadın da yani e, şimdi ilişkiler gizli doğum alenidir. Bir çocuğu kolay kolay saklayamazsınız. Aynen. Diyelim ki doğurdunuz gizli evde doğurdunuz gizlice verdiniz. Hiç kimse Aynen. mutlaka birinin şahit olduğu bir bilgi vardır. Aynen vardır. Ee, öncelikle şu fotoğraftan başlayalım. Ee, bu fotoğraftaki bebeğin adı? Bu fotoğraf ben hani dün de size söyledim ya. Ekranı görmüyorum ben. Bu benim paylaştığım fotoğraf değil. Hı -hı. Hayır, bir dakika, ben bir hatta bu fotoğrafı araştırdım. Benim kızım dedi. Oralara gelmeyin beyefendi. Ee, bu arama motorunda olan bir fotoğraf. Evet. Bu fotoğrafa Ayhan Bey nasıl ulaştı? Siz mi attınız o kendi kendine mi buldu? Ben atmadım. Atmadınız. Aynen. Aynen. Peki. O da diyor ki Nurten bana bu fotoğrafı attı diyor. Bir bebek Ve bizim biliyorsun. kızımız diye mi atmışsın peki evet. ben bu fotoğrafı tamam o yazışma var mıymış peki o kendisinde bizim kızımız Çocuklar bizim bebeğimiz diye bebek bak. fotoğrafları attınız mı? Ya bebek fotoğrafları attım bak böyle şöyle diye ben atmıştım. Asya isminde bir bebek var. Evet. Asya kimin bebeği? Asya arkadaşımın bebeği sosyal medyada tanıştırmıştık. Asya ismini koymuşlardı. Asya. Asya'nın evet. fotoğraflarını Ayhan'a atıyor muydunuz? Yok onun fotoğraflarını atmadım. Ben sadece TikTok üzerinden paylaştım. Bu çocuk Aslında. beni uyutmuyor. Bu çocuk aman çok fena görüyor ya Benim musun? kendi kızım da beni yoruyordu bazen. Ee, hiç As uyutmadı <laughs> çok beni yordu diyor muydun? Dedim onu yazdım ama ben kendi kızımı da kastediyordum bazen. <laughs> adını yazarak, adını yazarak kastediyorum. Hamile olduğunuza dair bir imada bulundunuz mu? Hayır bulunmadım. Ha, ya acaba şey hamile olabilirim dediniz mi? Hayır demedim. Ee, Ayhan Bey'in yanındayken işte karnınız gün be gün şişiyor aman Benim burada bebek var. karnım şu an bile şiş farkındaysanız. O zaman, evet. o zaman 82 kiloydun. Hamileliğin, dönemde, hamileliğin döneminde 96 kiloya kadar çıktın şu an 120 kilosun. Kilonu da söyleyeyim ben sana. 120 kilo. Hayatta tamam, bu kadar ayalım. Bir dakika bir şey daha söyleyeyim. Yani bir şey kilo daha fiziksel görüntüyle ilgili bana, bir aşağılama olarak ayda. değil. Yok, yok, o dönem yok, yok. hızlı kilo aldığını belirtmeye çalışıyorsunuz. Evet, Aa, aynen özür dilerim öyle bir şey sakın ayağım. Ben, e, yani Nurten Hanım'a bir sorabilir şey. miyim? Nurten Hanım yani e, şöyle bebek yok ama karşı tarafa şey yapmak için ay görüyor musun? Günbe gün şişiyor. Ay bak ak da Oynadı mı? Şöyle mi yaptı? Böyle mi yaptı? Dediniz mi? Hayır demedim. Böyle bir hamilelik oyunu oynadınız mı? Hayır oynamadım. Hı? Hayır oynamadım. Ne bileyim? Kar karşı taraftan maddi bir beklentiniz vardır. Hayır, ee, O maddi beklenti yoktu. karşılansın diye bebek varmış gibi davrandınız Hayır, mı? Hayır davranmadım. Davranmadım. Hayır. Annemin şimdi beyefendiye ne? Bak ortada sizin tarafınızdan mesajların içerisinde bebekle ilgili ima var. Evet. TikTok'ta paylaşımlarınızda bebek var. Oy kuzum diye seviyorsunuz. Başkasının evet. çocuğunu. Ortada bir bebek var. İşte bebek kimin? orada. Bebek kimin bebeği? Size göre bir bebeğin e, annesi kim? TikTok'taki arkadaşınız. Evet. Teyzenizin kızı var bir. Teyzemin kızı var. Onu evet. o iddia ediyor. Bir de annenizin bebeğin sahibi olduğunu. Yani bebeği de okuyabilir o. miyim? İddia bir okuyabilir miyim? Bak hani sizin yazışmalarınız her ikiniz de vermişsiniz öncesi bu arada acayip sıcak kurban olduğum ölürüm bir tanem aşkı tomlu bir diliniz var karşılıklı yani evet, mesela hani ara. şey dersin ya canım nasılsın der o da iyiyim der öbürü evet. der ki çok yorgunum der onların yazışmaları öyle değil o diyor ki canım diyor o kurban oldum diyor o ölürüm sana diyor bir tanem diyor bak hiç diyalog yok karşılıklı söz sürekli bir evet, sevgi sözcüklerinin evet, olduğu evet. bir ilişki ee, çocuk seni çok yormuş asya değil deli emine koydum adını o da diyor ki ben de Nurten 2 diyeyim ona diyor. Sen de diyorsun ki benim nereme benziyor? Evet. Benim olmadığı için benim nereme benziyordu? Nurten 2 onun adı. Ya, ya, Zaten sana benziyor bir kez, bir kez, de. Hayatında bir kez dürüst ol ya. Ben dürüst ben dürüstüm olur. her zaman dürüst. Mesela zaman beni zaman yordu dürüst Sıpa. Insan olmadın ki. Efendim, beni bana... yordu Sıpa. Aynen evet. diyor kime çekmiş diyor. O da diyor ki yani beni mıncır onu bulsun, diyor. Allah'ından Şimdi bu çekildim. bir bebeğin varlığına dair. E bu sanki... Asya adlı bebek. Asya emine bebek oluyor, oluyor. Ya, konuşuyorsunuz. Ya size yemin ederim ki o çocuğu bana üç kez üç kez anasının orada gösterdi. <laughs> ben, ben bu kadar zaman, de... zaman göstermedim anca. Hiç bir zaman göstermedim. hayatın yalan. Sen hayatın yalan. Hayatın yalan. Hayatın. Bana hiçbir ne zaman dedin? Bana ne dedin sen? Bana Arkadaşınızın bebeğini göstermiş olabilir misiniz? Hayır ben ona özellikle arkadaşımın bebeğini atmadı. Yani özellikle bebek Parktaki bebek de aynı olabilir mi? Hayır. Bak şu fotoğrafı bile, şu fotoğrafı bile bana attığı, attığı numarasıyla bile, numarasıyla bile ortada. Yani Şişt, şuraya döneceğim. Mesela bu fotoğrafı, bu bebeğin, evet. bu bebeğin fotoğrafını siz evet. Ayhan'a atıyorsunuz. Evet. Üzerine sesli konuşmalar yapıyorsunuz. Sesli konuşmalar yaptık evet. Instagram üzerinden falan sesli konuşmalar yaptık. <laughs> Şimdi Hayır, o, o, da var. Arama olsaydı sen atmazdın. Sen bu fotoğrafı Ayhan'a atıyorsun. Hani atmadıydın? Anlıyor muyum? Ayhan'a bunu niye atıyorsun? Bu Asya ben? mı? Fakir. Hayır Asya falan değil. Fakir Sizin diğer üç çocuğunuzdan herhangi birinin adı Asya mı? Hayır. Değil. Değil. Yani Asya bağımsız bir çocuğu, bağımsız bir kişinin varlığını gösteriyor. Aynen. Değil mi? Aynen. Uyutmayan, spa dediğiniz, ondan sonra sizi çok yoran Asya. Ama benim hani çocukla alakası benimle yok. Yok. Ama Peki. sizin yazışmalarınızı bir bütün olarak ele alındığında Hı -hı. kastettiğiniz sizin ortak çocuğunuz Nurten Hanım. O yazışmaların içeriğinde... Hülya Hanım. Ve Bakın son... Esra Hanım gönderiyor. Bu bebeği kabul etmediniz. Mesajlarda bu fotoğrafı gönderen sizsiniz. Şöyle tamam. söyleyeyim, video da var. Mesela Ayhan Bey'e video atıyorsunuz. Diyorsunuz ki Asya'ya bak o da diyor ki maşallah kuzuma diyor. Sonra başka türlü yazışmaya devam ediyorsunuz. Ya Asya'ya bak dedim videosu var. Ben video attıydım. Hı hı. Öyle bir şey benimle alakası Şimdi yok bu ama bu Şimdi bu Asya TikTok'taki herhangi birinin çocuğuysa Evet sizin uykunuzu sizin enerjinizi bölmez sizi uykusuz bırakmaz. Evet. Değil mi? Evet. Fakat siz Asya üzerinden tüm yazışmalarınızda onun sizi uyutmadığını ona sizi çok yorduğuna dair sürekli mesaj atıyorsunuz Ayhan Bey'e. Ya ben annelik yapmak için attım gitse, gene. dünya dünyaya gitse o çocuğu çıkartacaksın. Başka ben öyle bir bu devlet, yok. bu ülkede bak e, hastanesi var, doktoru var, her şeyi var. Bir de 5. E, ayda dedi bak bir yalan daha çıkartayım da millet beni yanlış anlamasın. 5. ayda bana e, ne yatak fotoğraflarıyla beni tehdit etti öyle dön. Bana kanser hastasıyım diye senden helallaşmak istiyorum deyip de daha sonra olayı döndüren yine kendisi. Bu kadar yalancı bir insan. Siz çocuğun ihtiyaçları için Eee, para gönderdiniz mi Nurten Hanım'a? Çocuğun, ilk çocuk ortaya çıkıp da çocuğun ayağını görene kadar bir kuş para göndermedim. Çocuğu Onu, gördükten sonra? E, çocuğu gördükten sonra, çocuğu gördükten sonra... ...bir dönem elden verdim. Hı -hı. Ondan sonra şey, e, vermiyor bana, İban köydeyiz, 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 ille e, para dedi bu. Hı -hı. Bak Nurten, ben şu an işte benim e, çocuk mahcup düştü, çocuğumun ihtiyacı var falan böyle gibi imalarda bulundu bana. Benim hesabımda müsait değildi o ilk iban aldığım numarayı bir arkadaşımın eğer ismi de bağlanırsa kendisi esnaf e, isminin kullanılmasını istemiyorum onun hesabından gönderdik ondan sonra İvan bana geçti bilinçli olarak bilinçli olarak oraya da şöyle yazdım parayı da gönderirken. Ne yapacak diyor? Çünkü çocuk or, e, çocuğa mı gidiyor? Çok para gönderdiniz mi Nurten Hanım'a siz? Ablacığım e, ameliyat parasını karşıladım. Ameliyat, hı hı. ameliyat parasını, parasını karşıladım. karşıladım. Ben ameliyat lira. Bir dakika bir dakika. Hepsi mesajlarda var. Sen inkar etmene gerek yok. Bu kadar yalana gerek Ya dürüst ol. Toplamda o. ne kadar? Ayhan Bey bir toplam hani tutar gönder ne kadar Ablacığım, göndermiş e, karttan, olabilirsiniz? Kart, karttan e, toplamda tamamını çıkartmadım. Mesaj bölümünde kalanları çıkarttım. Kaç para göndermiş e, toplamda? toplamda e, abla e, herhalde bir yani 50-60'ı bulmuştur normalde göndereyim Yani ispat düzenli olarak, ihtiyaçları ispat olarak. Edebile, i̇spat edebileceğim, ameliyatlarıyla i̇spat beraber ediyoruz. ispat edebileceğim. Banka hesabından gönderdiğim hatta bir iki market var. Özellikle kameraların önünde verdim. Oraların kayıtları ucuz Şimdi olur şunu diye. Bir soracağım. Oradan da kamera kayıtları çıkar. Ee, Eylül'de birlikte olmaya başlıyorsunuz. Evet. Ocak'ta siz kocanızla barışıyorsunuz. Evet. Ayhan'dan ayrılıyorsun, kocanın evine gidiyorsun. Bir gün sonra. E, kocanın yuvanı kurtarıyorsun. Evet. Sonra beraber yaşamaya başlıyorsunuz. Evet, beraber yaşadık. Ne kadar süre kocanla beraber yaşadın? Ben e, ayı e, Ocak 2022'de. Ocak. Hayatım, ocağın de, hayatım barıştık. Hı hı. barıştık. E, Kasım 16'sına kadar beraber. Dedik. Bu Kasım 16'e evet. kadar. Yani bir ay öncesine kadar kocanla aynı evde mi yaşıyordun? Evet. Şimdi bu dönemde senin Ocak ayında kocanın yanına giderken Ayhan bir hamile olduğunu bir şey söyleyebilir iddia söyleyebilir ediyor. Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? İçime batıyor. Esra, bir şey söyleyebilir miyim? Şu ayağındaki ayakkabıyı kim aldı sana? Kimin parası ya? Ne alakası, alakası var yok, yok. yani? İçime batıyor yani ya. Ayhan Bey ne alakası var ya? Almayın kardeşim o zaman. Tamam, Almayın yani. lafını edecekseniz. Özür dilerim. Özür dilerim. İşiniz bitince bir anda aklınıza o ayakkabılar yok, geliyor. Işim. Siz Ocak ayında... Evet. Yani bu yılın başında kocanızla evet. barıştığınızda... Ayhan Bey sizin hamile olduğunuzu iddia ediyor. Evet. Çocuğun da Şubat ayında doğduğunu iddia ediyor. Evet. Tamam mı? Siz kocanızla barıştığınızda... Kasım ayına kadar kocanızla beraberseniz, kocanız sizin elbette hamile olduğunuzu, karnınızın şiş olduğunu falan fark evet. eder. Ben barıştım birinci ayın dördünde. Hani şöyle bir şey, eşimi aramış kendisi, demiş benden hamile, ben eşimi şey etmek için gebelik testi yaptım. Ben Hı. hamile değilim. Gebelik Haberin testini olsun. sen yaptın, niye hastaneye gitmedin? Ben kendim yaptım Yok, evde. Niye hastaneye gitmedin? Çünkü senin yalanın o kadar çok ki. E, ne benim alaka? Evde yanımdayken... kendim yaptım oğlum. Bak, bak benim yanımdayken adam sana, adam sana babana tazminat davası açmış. Tazminat davası, bak, davası değil, boşanma bir... davasıydı. Ya, ya, her neyse bir dava açmış. Bir e, Telefonla babasıyla büyük konuştu. Kendini yerlere çalıyor. Yağmur hastanedeymiş, yoğun bakımdaymış. Yağmur benim gitmem yoğun bakıma falan gitmedi. Bu benim yanımdan gitti. Benim ya, yanımda yani eşiniz gitti. beyefendiyle olan ilişkiyi kabullendi ve affetti ama gebelik evet. testi yaptırdı. Bebek varsa mı affetmem dedi. O da Yok, bir affetmem şey yani. değil, değil. Hayır. Affettikten Bakalım sonra bu, gebelik testi yaptırdınız. Eşinizle barıştığınızda bu beyefendiyle ilişki yaşadığınızı biliyor sizin kocanız. Evet, biliyor. Ha, Ama onun için tek sorun sizin hamile olup olmamanız. Gebelik Hı -hı. testi yaptırıyor size. Evet, gebelik testi yap demedim. Ben sadece e, ispatlamak eşimle ispatlamak için ispatlamak için ben kendim tamam. yaptım. Kendisi istemedi evet, yani. evet senin Niye senin eşini arayayım da hamile değim? Ha? Babam beni aradı. Babam beni aradı. Laf tutturamadım dedi. İşte ee, işte isim kullanmayayım. Ee, motorun arkasına bindi gitti. Çocuk ne olacak dedi. O gün baban haber verdi onunla gittiğini bana. Şimdi kocana sen gebelik gebelik testi yaptın. Derin ki ben evet, hamile değilim. değilim. Bu iddiası yalan. Her türlü siz e, evliliğinizi kurtardınız. Evet. Birbirinizi bağışladınız. Evet. O süreden sonra Ayhan ile görüşmeye devam ettiniz mi? Görüşmeye devam etmedim. 5. Ay, ay, ay gibi. Hayır, 5. ay 6. ay gibi kendi bana Instagram'dan ulaştı. Hı -hı. Bana bir iki resim attı benimle ilgili. Hı -hı. Sonra yazmaya başladı. Hı hı. Ondan sonra Allah'tan no başladı Allah'ın Tehditler Allah başladı. Hı -hı. Ses kayıtları. Hakaret. Kayıt Hakaret. diyordu bununla senin i̇spat çocuklarını ya, elinden tarihçi, alırım İspat et ya çocuklarını elinden, alırım şimdi eşinizle geçmişte Ayhan Bey'i biliyor ya bu tehdit evet. mesajları gelince gidip karakola ya bak bu geçmiş ben karakola ben, insan, gittim ardım karakola dedi şikayet için Polis için gittim. Elinizde bir delil var mı dediler bana. E gösterseydin. E, niye siliyorsun? Elinde ben sana yok. Bir hani yaptım, öyle bir teyitsizlik yaptım öyle bir yere direk telefonla. Bana dinlettiği için bana atmamışsın kayıtlarını. Ben niye o seni? Ben böyle yapmadım. Ama yazarak korktum da korktum ki. tehdit ediyor mu sizi? Bak, bak, yok yazarak tehdit etmiyor. sözlü tehdit, tehdit, yani. tehdit, yani. tehdit ediyor. Sen de telefonumuzu iptal Ben ben bir erkek olarak senden o kadar korkuyorum ki iftiralarından, yalanından konuştuğum gün senin yalan söylediğini öğrendikten sonra bütün mesajların bütün yazışmalarımın hiçbirini silmiyorum. Telefonunuzun Haşe... incelenmesini bu anlamda talep edebilirdiniz. Her şeyi ortaya çıkardı ya da... Şimdi o senin karakola gittiğini bilmiyor ya durmaz bu tarzdaki evet. insanlar. İlk mesaj geldiğinde buyurun memur bey bakın sesli tehditli hakareti budur diyebilirdiniz. Abla, ıı, ben abla, abla özür dilerim. Nurten ama yazışmalarında... Esra abla özür dilerim. Ya, iki, Bir yudum e, su içer misiniz? Bir yutkunun. Tamam abla. Ee, hani yazışmalarınızla ve iletişim dilinizde o tarihlerde Aha. de yazışmalarınız var... Siz iki e, iyi anlaşan insanlar gibi tatlı dilli yazışmaya devam ediyorsunuz. Ettim. Hatta evet. o tarihlerde bir kadın doğum e, doktoruna gidildiğini, bir evet, am, gebelikle ilgili bir düşük tehlikesi yaşandığından da Hayır. bahsediyorsunuz. Hayır ondan değil. Gittim ben rahim sarkmasından dolayı ameliyat oldu. Yok yazışmalarda böyle bir şey var. Düşük tehlikesi varmış e, kadın doğumdayım. Öyle bir yazışma mı var? Evet. Hatırlamıyorum ben. Hatırlamazsın. işine gelmiyor. Düşük yaptım falan demedin. Annenizin doğum İşik... yaptığını, yine ilgilendirir. Yok. Ben sen doğum yaptı. Onu... 52 yaşında anneniz doğum yaptığını, ilişki yaşadığınız kişiye niye söylüyorsunuz? O bebek bir bebek var ama bebeği evet. ben doğurmadım. Annem doğurdu diye niye söylüyorsunuz? Biliyorum bana 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 şimdi e... Şimdi tehdit alıyorum diyorsunuz. Evet, tehdit alıyorum. Ha, Mayıs ayından sonra Ayhan Mira. Bey para gönderdiniz mi tehdit ettiğiniz kişiye? Para gönderdim ablam da attım buraya ben. Tehdit aldığınız kişiden niye para alıyorsunuz? Ya ben para şey ettim. tamam. Hani dün aldı, yoktu. Hani dün yoktu. Para yoktu dün dün öyle diyordun. Para ben mara para yoksa yok 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 da Allah'tan bak ben para benim veren önümde değil. Yaşadığın hayat da benim umurumda değil. Bak ben sana üstüne basa basa çocuğu çıkart ne Çocuk varsa, yok ortada yok. Şimdi yani. 18 yok, Haziran. Saat 21.04'te yine evet. konuşuyorsunuz oralara evet. geçeceğim. Ee, çok geçmiş olsun. Haberdar et. Kurban olayım. Aklım sende diyor. Sen de diyorsun ki geldim hastaneye. Kadın doğum uzmanı düşük tehlikesi demiş. Düşük tehlikesi demiş. Evet. E sen senin yazma. sen bunları ben yazma. Hatta beni şöyle bir oyuna düşürecekti. O o şeyler de var. 18 Bütün yani. sosyal medyamın dedi şifresini sana vereyim. Sosyal medyamı kontrol et dedi. Ben zapt edemiyorum artık insanlara gitmesine. Bana şu kelimeyi kullandı ya. Ben dedi 50 lira için dedi 100 lira. Bizim burada konumuz yani, o lütfen ya bu haresi şeyleri bunu diyen sensin. Ben ispat edemeyeceğim hiçbir şey konuşmuyor. Peki şimdi buradan bambaşka bir yere gideceğim. Ee, ya... şimdi mesela diyorsunuz ki Ayhan ben kanser hastasıyım. Hı -hı. Kanser hastasıyım. İşte Hayır bana ulaşmaz. Tedavi severi. görüyor musunuz? Hayır, görmüyorum. Ee, hastaneden gözümü açamıyorum. Hayır. Ya bunu yazmışsınız ya siz. Ya ben hastaneye sadece rahim sarkmasından dolayı ben Hayatın kanser hastalığı olarak hastalığı sürekli da. söylemenize gerek yok. Şimdi esra o be, bahsettiğiniz Esra hayatı yani yalan. Bu bambaşka bir şey. Bakın bu sizin hesabınız. Ayhan ben kanser hastasıyım. Evet. Yani Hastanede yatıyor. Kötü hastalığa yakalandım. Vücudumda bir tümör var. Ve sürekli böyle şeyler söylüyorsunuz. Tamam söyledim eder. Amacın Ede. neydi? Abi benim onun karşı. Amacın. Hani korkutuyordu beni artık. Bak korkutuyordu. Allah. Ben ona doğruları söylemek istemiyorum. Korktuğunuz kişiden niye para aldınız hanımefendi? Korktuğunuz kişiyi şikayet edersiniz para almazsınız. Aynen. Aynen. Bu bebeği. Bu ülkede devlet var ya. Bebeği beyefendiden para alabilmek için bu doğumu aracı mı kıldınız? Hayır doğumu aracı falan kılmadım. Kendisi babama borçlu olduğu için. Ama, ama hamilelik bakın. Adım. Babana borçluyum. Sizin gösterdiği evet. mesajlarda düşük yapma riski olan sizsiniz. Üçüncü Allah bir kişi ya yok kadın yok. Baban, baba baban, Baban, bak, ba baban, bazı babanın maaşı, babana borçlu olduğun dediğin insanın maaşı araştırılsın. Geçen sene, Maaş, araştırılsın araştırılsın geçen, geçen yok. baban şu kelimeyi kullandı. Daha gitmeden önce 30 bin lira kredi çektim dedi, biri tehdit ediyordu dedi. Bak tehdit ediyordu. Hayır, ben kimse 10 bin lira para etmedi, kaldı, bir tane yüzük aldım, iki tane yüzük aldım dedi, biri tek taş. Biri dedi bilmem ne kalan parayla dedi geriye kalan da tehdit ettiği insana verdim diye de baban. Hayır. Baba baban söyledi bana. Benim eşyam bana, alındı hayır. eşyam. Bilmiyorum babanın bana söylediği e, bilmiyorum. 30 bin lira çektim dedi. Şunu merak ediyorum o eşine dönüyor ya Ocakta. Evet. Sizin artık işiniz bitti. Evet. Hı. Siz ondan sonra o eşine döndükten sonra Nurten'le niye yazışmaya devam Vallahi ediyorsunuz? Allah yazışmadım. Bak yazışmadım. İlişkimiz devam ediyor. Sadece hamileliği var. Hayır bak ben 5 aya kadar. Hamilelik sağ, bak yok işte. hami, sadece hamileliği döneminde hamile olduğu için kocasını aradım. Murat dedim. Bak ismini kullanmayayım. Ben, i̇smini sonra, vermeyin. Benim hamile efendim. dedim. Bak hamile. Haberin olsun. O çocuğa bir şey gelmesin. Bunu söyledim. Çünkü hamile, bir ya canlandı böyle çocuk te tekme atıyor ya. Nerede tekme ha. atıyor? Karnında. Sen bunun karnına dokunuyor musun? Abla, yani her gün dokunuyorum yanımdaki insanın karnına, kendi kendi geliyor böyle yeminle söylüyorum abla ya. Siz beraber ya. yaşarken. Evet. Bak şimdi tekmiyor, yani. Hatta spandek durmuyor. Spandek durmuyor, spandek durmuyor gibi böyle bana şakalar. Ne durmuyor? Sp spandek. <laughs> Yok. Span denk durmuyor demişsin ben. Ha, ama. span denk durmuyor. Teki benim. Aynen. benim <laughs> özür dilerim. Özür dilerim <laughs> benim bağlantım. <laughs> hani span. Spali, Ondan sonra bak. Şey e, üçüncü hani, ayın <laughs> bak üçüncü ayın yirmi sekizinde. Üçüncü ayın yirmi sekizinde. Hani TikTok'ta. Tekme atıyorsan. Esra abla. Bak üçüncü ayın yirmi sekizinde TikTok'ta bizim arkadaş konuşmaya çalışıyordu. Abiciğim bak, gel. şunu merak ediyorum. Siz şu boyuta girdiniz mi? Burada bebek var yok onu bilemem. Evet. Ama sen gelip Nurten Hanımcığım için pardon. Tabii Mesela tabii. oturuyorsunuz böyle oturuyor. Bak şimdi tekme attı, aman vurdu diye böyle dokunuyor muydunuz? Ablacım, ee, o bak anı yaşıyor muydunuz? Abla o anı günlerce yaşadık biz. Eda gelirdi böyle kızı Eda. Evet. Bu ne yani kardeş geliyor. Bak hatta şu kelimeyi de kullandım ben, dedim ki ne, Gidek de bir cinsiyetini öğrenelim. Evet. Dedi ki ne, e, şimdi hastaneye Öyle gidersek şey raporlardan dedi, raporlardan boşanma davasında sıkıntı çıkar. Evet. Hastaneye bile, peki bu çocuğu nerede doğum yapacaksın dedim. Eda'yı dedi, Eda'yı ben iki dakikada dünyaya getirdim dedi. Rahat rahat dedi, hiç sıkıntı çekmeden dünyaya getirdim diye. Sen yani bayağı böyle bu gebeliğin tüm sürecini evet abla yaşadın. Evet, aynen öyle abla. hani Yukarıda Allah var abla. Bak ben bana Eylül göster, doğum ama bak mi? bana gösterdiği hürmeti göre. de evet. söylüyorum. ben. Şimdi Nursel Hanım böyle bir süreç yaşadınız mı? Yok yaşamadım. Ben ede doğum yapmıştım. Peki, ya Peki. şimdi bu adamın deli olması lazım. Ya sakın yanlış anlamayın. Ya aynen öyle. Yani, ben az önce de söyledim. Kendi kendine uydurması lazım. Orada bir sarsay. de bir çocuk var, bir kızınız. Çocuğun ismini de kullanmayın. O da bu sürece şahittir tabi. Diyor ki ben her gün bu gebeliği onunla beraber yaşadım. Ya siz profesyonel anlamda aklınıza böyle bir fikir geldi. Gebeymiş gibi davrandınız. Yok gebeymiş gibi davranmadım. Öyle de Peki, bir şey bu, olmadı. Peki bu açıklamaları nasıl... Olmadı ne söylediği söylediği gibi Düşük yapacak olan kim? Anlamadım. Mesajlarda sizin aynen, tarafınızdan aynen. yazılan... Aynen cevap ver işte. Mesajlarla cevap ver. Kendi kim? kendine cevap ver. Bana verme. Bana cevap verme. Kendi kendine cevap ver. ya. Ya ben kendime cevap veriyorum zaten. Bir sussam Buyurun. Ben lütfen. 18 Haziran Esra Hanım okudu. 2022. Kadın doğum uzmanındayım. Düşük riskim var. Üç riskim var. Ben onu kendi eşimden dolayı da yazmış olabilirim. Ondan <laughs> dolayı hiçbir ya. alakası yok ama. Hayatı yalan ya, hayatı yalan ya. Esra Hanım bir yazdığı şey belki idrak edemiyor. Bir alın bence bir, bir okuyun bakalım. Ama e şu da var Hülya Hanım 18 Haziran 2022 evet. başka bir çocuğun varlığını ha. gösteriyor. Evet. Yani bir de ondan önce bir çocuk var. Yani sürekli bir gebelik durumu evet. var. Yani çok garip geliyor bana. Yok yok olay, orada şöyle bir dakika abla dur. Orada bir yanlışlık var, orayı ben düzelteyim. Bu beşinci ayda bana ulaştı. Ben kanser hastasıyım dedi. Beşinci ben, ayda ulaşan sendin ister üzerinden bana. Bir dakika, ya, bir dakika bana. ulaştığım belli kanser hastasıyım. Ben senden helallaşmak için... yani senden Hayır gördüm, ben bak. için hayır, falan bak, diye bir şey demedim. Hayır 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 bir dakika. Hayır hepsini temizleyip, beni kolaya salıp da telefonu temizleyen sensin. Şeyden döndürebilir, çöp kutusundan döndürebildiklerimi döndürem. Sen bu kadar profesyonel bir insansın. Ben silmedim hiçbirini. Ya bak bana... 8. belli bir döneme kadar... belli bir döneme kadara ben çocuk ne oldu? İşte annemgil bakıyor. Anne annem de falan fıstık gibi böyle şeyler. Hani bir sürü hikaye, hayat hikayesi falan ya. Ben yalanlarla bakalım sanki. kızım benim. Heh. Bebekten bahsediyor. Yok, büyük kızıma bakıyor annemgil dedim. Epilepsi hastası benim büyük kızım dedim. E, 8 aylıktan beri annemgil bakıyor dedi. Niye siz bakmıyorsunuz? E, benim e, eşimden dolayı hani maddi sıkıntı olduğu için hani zaten yakın oturuyoruz. Maddi sıkıntısı oturuyoruz. Biz. hiçbir zaman yok. Çünkü yalan hiç şey alakası be. yok. Hanımefendi maddi sıkıntısı, maddi, maddi yatsızlıkla. Yalan Niye siz bakamıyor? Mı? Hani siz sosyal medyada birini bulup kaçmaktan vakit mi bulamıyorsunuz çocuğa bakmaya? Heh. Ya onunla alakası yok. Ona da cevap ver. Kaç kişiye ya kaçtın? Ya yapmayın Allah aşkına. aşkına. ne Kaç güzel annelerinize, babalarınıza, atın çocuklarınızı. Ee, kendiniz Eda'ya hamileyken nereye gittin sen? Ben bir yere gitmedim. Ya Ayhan Bey size falan. ne size ne siz oraya giremezsiniz tamam, tamam. çocuğun isminde veremezsiniz Tamam yok tamam ablacığım Sosyal medyadan tanıyorsunuz evli mi baklı mı sormuyorsunuz yatıyorsunuz kalkıyorsunuz istediğinizi yaşıyorsunuz Kadınlar sizi bırakınca kıyameti kopartıyorsunuz ben kıyamet bırakın Benim işim yok Şimdi ama. şunu merak ediyorum ee, ablacığım Efendim? Diyor ki biz bu çocuk doğduktan sonra annesinin evinin oradaki bir parka gittik 3 kere parkta ben bu çocuğu gördüm diyor Hayır hiç de getirmedim kendi de görmedi bu yalan. Allah'ından ya. bul. Allah'ından bul. Allah seni, öyle Allah seni ıslah eylesin. Hah. Allah seni ıslah eylesin. Allah seni ıslah eylesin. ki çocuğun sol ayağında bir engel var. Bende de bizim ailede de ırsidir, genetiktir bu engel. Yok. Bu çocukta da aynı şey var. Hayır vardı. öyle bir şey yok. Zaten yok. öyle olmasa o çocuğun o ayağını görmesem, o ayağını görmesem ben o çocuğu dünya dünyaya gitse... On... Benim derdim ne? Burada geldim Türkiye'ye rezil oluyor. Derdim ne benim? Paylaşamadım. Kendi Ben, ben babasız büyüdüm. 11, 11 kardeş. Babam 11 tane kadın almış. Bir sürü kardeşi var. Ben kardeşlerimi tanımıyorum. Ben, ben yaşamak için, yaşamak için ben babasızlığın ne demek olduğunu biliyorum ve ben bu çocuğu buna yedirmeyeceğim. Bu çocuğu çıkartacaksın. Olmayan bir çocuk için ha, çıkartacaksın diyemezsin. Yok ortada ha, öyle bir çocuk. Bu çocuğu çocuk. çıkartacaksın. Yok. Ben buraya o kadar çok şey. Benim de hatalarım oldu. Benim de insanlara yalan söylediğim oldu. Belli bir dönem. Ama ben de insanlar üzdüm. Ama onlar da beni arar diye ben bunu hiç düşünmedim. O çocuğum, o çocuğu ben sağtan Yani tüm vukuatlarıma rağmen diyorsunuz ben çıktım evet. çocuğumu çıktım. arıyorum. Aynen. Ben her Ayhan Bey, aldım. mevzuda şu, bir çocuk var mı? Yok. Siz, sizden para alınması, e, yani alınmak için bir bebeğin varlığı varmış, bir gebelik varmış gibi gösterilmiş olabilirsiniz. Yani sizden para kopartmak için Nurten Hanım gebeliği kullanmış olabilir. Parkta gördüğünüz çocuk başka birinin çocuğu olabilir, olabilir. Bak, ya da gerçekte bir çocuk vardı, size gösterdi, sonrasında da bak kendi çocuğuna nasıl annesine baktırıyorsa yeni bir bebeğin sorumluluğunu alamadığı için yasa dışı yollardan, yasa ya olmayan yollardan vermiş bilsin, olabilir. Allah, o çocuk kıymetini ne bilsin.